Herkese merhaba ben Ataan. Bugün sizlere Rise of Kingdoms'ta chain nasıl yapılır? 50 AP kullanarak birden fazla barbar kıtası nasıl kesilir? Bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video izleyenlerin %80'lik bir kısmı Kanalıma hala abone değil. Şimdi öncelikle Chain nedir? Arkadaşlar normalde bir barbara saldırdığınızda 50 ya da 40 AP harcarsınız. Fakat Chain yaparsanız 50 AP harcayarak bu alanda görmüş olduğunuz, ekranda görmüş olduğunuz bütün barbarları öldürebilirsiniz. Chain'i nasıl yaparsınız ve mantığı nedir? Chain arkadaşlar saldırdığınız zaman biliyorsunuz ki bizim komutanlarımızın bazı skill'leri var. Bu skill'ler yay şeklinde vurur. Şu an masumla imajimle çiziyorum umarım ümrecimi görebiliyorsunuzdur. Yay şeklinde oluyor. Biraz daha ince oluyor. Ya da alana yuvarlak bir alana vuran skiller oluyor. Mesela YSG'nin full halinde YSG ne yapıyor? Uzmanlık varken de yuvarlak bir alana vuruş yapıyor. Fakat chain yapmak için YSG'yi fullleyin lane diyemiyorum. Free to play bir oyuncuysanız eğer. Ben bekledim. Üçüncü sezon geldi. Zugem'i açtım. Belki oynayacağım belli değil. Fakat zaten bir 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 yaptım. 60 level yaptım. Dediğim gibi belki bir Zuge oynarım. Kenara koydum. Çünkü Zuge alana vuran bir komutan arkadaşlar. Bugün de Richard'da Zuge'yi kullanacağım. Ben de Richard yok. Ya kardeşim sen de Richard alma diyorsun. Richard'la bir şey yapıyorsun diyebilirsiniz. Evet haklısınız. Fakat genelde balinalar vesaireler şeyin barbar yapmak istediğinde Richard kullanıyorlar arkadaşlar. Çünkü Richard çok basit oluyor bu iş için. Fakat siz Loire'da kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey kullanmanıza da gerek yok. Mesela ben T5 askerlerle çıktığım zaman chain yapamıyorum. Çünkü chain'deki amaç yürürken hayatta kalmanız gerekiyor. Şimdi chain dedik iki tane kıta var. Burada bir de Belisarius'la Bybars var. Bu ne alaka diyeceksiniz. Hemen bunu da anlatacağım. Şimdi arkadaşlar chain'imize bir başlayalım. Chain'imize şuradaki 23'lük arkadaştan başlıyorum. Şimdi başladı Richard'ımız Barbar'la kapışmaya. Şimdi biraz sonra Richard'ımız ulti atarken yani skillini atarken bakın etrafındakilere vurmaya başladı. Bakın 3 kişinin dikkatini çektik. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Aşağıya doğru inerek yürüyerek Barbarları peşinizden sürükleyebilirsiniz ama bakın yukarıdaki barbar gitti. Şimdi bunları da tekrardan alıyoruz. Hatta bu arkadaşlar da gitti. Buradaki Belisarius ne işe yarıyor? Şimdi bunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu barbarımız gitti değil mi? Belisarius'la bu arkadaşa bir kere vuracağız. Diyeceğiz ki gel gel oğlum nereye gidiyorsun? Hey kardeşim gel değmez diyoruz. Ulan nereye gidiyor? kimi seviyorum dediysem gitti o da gidiyor. Vallahi gidiyor. Ha tamam durdu. Gel dedik Belisarius'a çağırdık. Birazcık Belisarius'a hareket etmeye başladı. Bu arada Richard'ı da yukarı doğru hareket ettirebilirsiniz ya da bu taraflara da gidebilirsiniz. Ben şu anda yerleşimin çok olduğu bir bölgede yaptığım için bu işi barbar sayısı epey az arkadaşlar. Tabi buna da yapacak bir şey yok. Artık bu barbarın da buraya doğru gelmesi lazım. Bu alanın içine girmesi lazım. Hadi gel canım. Richard'ın şu an skill atması gerekiyor. Evet Richard eğer skillini atsaydı bu barbarı da almıştık ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Benim amacım çok iyi bir chain yapmak değil. Yapabilirsem yapacağım. Zaten gördüğünüz gibi yerleşimin de olduğu, dağların olduğu yani barbarın doğmasının çok az olduğu, çok zor olduğu bir bölgedeyim. Daha farklı bölgelere ışınlanarak, teleport atarak. Barbar yaşamının daha da sık olduğu bölgelerde bunu deneyebilirsiniz. Bunu incelersiniz, bakarsınız, gerekirse TP atarsınız. Bakın mesela burası chain için mükemmel bir yer. Şimdi biraz karışıktı durum. Tekrardan ben özetleyeyim. Ne yaptık? Richard'la geldik arkadaşlar. Sadece Richard'la 50 AP kullanarak bakın 50 AP kullanarak 2, 4, 6 tane barbar kestik sadece 50 AP'ye. Eğer ki Belisarius'a da bu barbarı öldürmeseydik bunun AP'si de bize geri gelecekti. Yetiştirebilseydik 7 barbar olacaktı. Yetiştiremeseydik de Richard'ı yürütmeye çalışacaktık. Yani sistem bu. Bazı chain'ler var arkadaşlar o çeyinlerde de yürümeniz gerekiyor. Burada yürümekte önemli olan detaysa şu. Mesela arkadaşlar barbarımız buradaki hedefimizden uzak diyelim. Hatta uzaktan başlayayım. Normalde burada bir şeyin başlatmak isterseniz çok iyi bir bölge değil fakat dediğim gibi size mantığı ve tekniği anlatıyorum. Şimdi geldik mesela burada bir barbarımız var. Burada bir barbar var. Burada var. Diğer tarafta var. Hani toplamamız gerekecek diyelim ki. Geldim buraya. Başladım bununla kapışmaya. Şimdi arkadaşlar milim milim hareket edeceğiz. Milim milim hareket edeceğiz. Durup durup gideceğiz. Yani barbarın sürekli olarak bize saldırması gerekiyor. Şimdi şuradaki skill şeyini öfke dolumuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz önce bu taraftayken bakın hatta skillimi ben tutturmayayım ama savaş devam eder mi onu bilmiyorum. Evet skill tutmadı. Aşağıya doğru iniyorum. Barbar hala bana vurmaya devam ediyor. Çok fazla hareket ettirirseniz Barbar'a da yani başlangıç noktasından çok ileriye doğru giderseniz de iptal olacaktır muhakkak. Bakın skill'i attım. Geldim. Diğer skill'i de attım. Artık bu Barbar'ın dikkatini de çektik. Şimdi bu barbar bana doğru gelecek. Bu gelene kadar benim hareket etmemem gerekiyor. Tabi bu tarafa doğru yani barbarın geliş yönüne doğru hareket ederseniz sizin üzerinize gelecektir. Ama ilk sefer burada nasıl savaştık ve nasıl sol üste doğru barbar gitti videoyu geri alarak tekrardan orayı izleyebilirsiniz. Öyle bir sonuçla karşılaşırsınız. Yani barbarın size dokunması lazım arkadaşlar. Bilmiyorum hoşuna mı gidiyor barbarın? Ama barbarın size sürekli temas halinde olması gerekiyor. Şimdi aynısını burada da deneyelim. Hatta gerekirse diye bir sarıyosumuzu da getirelim. Çürüklemeyi anlatmak için ortaya doğru gideceğim. Yoksa buradan da başlayabilirsiniz. Buradan da başlayabilirsiniz ama en önemli nokta burası olacaktır. Yani ortak bir nokta olacaktır. Sağ üste doğru gitmeye başladı. Şimdi bizim amacımız olabildiğince toplamak, toparlamak. Soldaki bize doğru geldi. Teşekkür edelim kendisine. O zaman ne yapacağız? Sağa doğru gireceğiz. Yani tahminen şuraya gelecektir ucu. Evet bayağı tahmin etmişim yani. Şimdi soldakinin bana gelmesini bekliyorum. Soldaki bana geldiği zaman gıdım gıdım ilerliyorum. Gıdım gıdım ilerliyorum. Duruyorum vurmaya devam ediyorum. Duruyorum vurmaya devam ediyorum. Hani kaçıyorum ama aslında da kaçmıyorum. Ne oldu? Sağdaki de artık alanıma girmiş oldu. Şimdi işleri ben ilerleteceğim diyorsanız da tabi yine yavaş yavaş aşağıya doğru inebilirsiniz. Mesela bakın soldaki bize doğru geldi. Birazcık aşağı inelim fakat şunun ölmesi lazım. Onun bir ölmesi çok iyi olur. Belki yukarı doğru kaçar çünkü çok hareket ettirdik onu. Biraz sola doğru gıdım gıdım milim milim oynuyorum. Biraz fazla hareket ettim. Bekleyelim. Çok güzel. Hala geliyorlar benimle birlikte. Artık kaçsa bile ölecektir. Bir tanesi geri döndü. O geri gelmeyecek bu arada. Gidiyor. Herkes gibi o da gidiyor. Ah, yapamadık. Olmadı. Bazen de olmuyor. Tabi daha düzgün, daha iyi yerler bulmanız sizin için çok iyi olacaktır. Mesela burayı da denelim. Yine ortak bir barbarımız var. Yani chain'i sanki teken bir elektrik akımıymış gibi de düşünebilirsiniz. Hani sektireceğiz akımımızı. Olabildiğince tabii. Bazen olmayabilir. Eskiden çok daha kolaymış. Öyle diyorlar. E, şu anda Biraz önce gördüğünüz gibi barbarlar geriye doğru dönmelere vesairelere başlamışlar. Yapacak bir şey yok. Valla bize denk gelmiyor yani böyle şeyler. Hep eskilere denk geliyor. ne varsa eski toprakta var demişler. <laughs> ne alakaysa artık. Evet. O da geldi bize doğru. Çok teşekkür ederiz bizi tercih ettiği için. Aşağıya doğru inmem. Çok zor bu arada. bayağı zor. Yani bu barbar buradan buraya falan gelecek. Yani hani gelecek mobile belli değil tabi. Şimdi yavaş yavaş bir hareket edelim. Bu arada üstüne doğru yürürseniz ilerletme mesafeniz bir tık daha artabiliyor. Tabi şans faktörleri yaptık çalışacağınız bir şey bu. Ben de çok fazla yapmadım. Sadece mantığı biliyorum. Pek fazla şey yapmadım. Denemedim. Şu kaçarken ölür dedim ama yanlış görmüşüm canını. Olmadı. Aşağıya doğru indirmeye çalışayım bari bu barbarı. Benle beraber geliyor zaten. En azından e, chain'imiz devam etsin. Richard skill atacak. Biliyorum Richard'ın skill atacağını. Gördüğünüz gibi Barbar artık yanımda değil üstüme doğru kaymaya başladı ve artık hani tehlike çanları az da olsa çaldı. Devam ettirdik çok güzel vazgeçirdik oradan yukarıdan vazgeçtik. Alttaki de gelecek şimdi bana. Devam ediyor çeyinim. Daha doğru ilerliyorum. Gıdım gıdım ufak ufak adımlarla minik minik emin adımlarla devam ediyoruz. Geldik sağa doğru geldik. Merhabalar nasılsınız iyi misiniz Barbar Bey? Evet şimdi bu barbar arkadaşımız da bize vurmaya başladığına göre biraz daha sağa doğru ilerleyelim. Deneyelim. Peşimizden sürükleyip sürükleyip peşimizden sürükleyip devam edeceğiz. Biraz daha gitmem gerekiyor. Yani en fazla bir şuraya kadar gelmem lazım. Aynen. Bu barbar bana saldırır. Çok fazla üstünde zaten. Diğeri garanti olacak şekilde bir yürüyeyim. Hatta şöyle çapraz da yürüyebilirim. Çok daha iyi olur. Artık skill at skill at skill at öldü buna da dikkat etmeniz gerekiyor işte bakın canlı canlı hata yaptım ee, barbarın canına hiç dikkat etmedim sağ üstte gideceğim çene çalacağım diye alsın yapacak bir şey yok yani chain sistemi bundan ibaret gelelim chain'i neyle yapabilirsiniz nelerle yapabilirsiniz arkadaşlar chain için size can dolduracak ya da sağlam tanklayacak bir karakter lazım bu richard olabilir ya da richard'ınız yoksa lohar olabilir ben richard oynadım maalesef Yaptım, aldım. Bunu her zaman söylüyorum. Oyuna para yatırmıyorsanız almanızı zaten tavsiye etmiyorum. Fakat onun yerine da kullanabilirsiniz. En barbarası arından da kurtarabilirsiniz durumunuzu. Fakat teknolojiniz iyidir. Yaptığınız bölge klan bölgesi içerisindedir. Ekstra buff'larınız vardır gibi gibi bir sürü ayrıntı, bir sürü şey vardır. O zaman farklı şeyler deneyebilirsiniz. Ben mesela Skipo'yla da yapabilirim ama... Sikipo paramparça ediyor yani barbarları yok ediyor çünkü 20-25 seviye tabi KVK haritasında değişebilir Sikipo ile yapabilirim fetih sezonundaki barbarlar daha yüksek çünkü biliyorsunuzdur belki Şimdi bize alana vuracak olan karakterler lazım mesela kim var Zuge var Zuge alana vuruyor arkadaşlar Yakındaki 5 tane kıtaya kadar hasar vuruyor Zuge Onun dışında kim var Heraklius var Heraklius da arkadaşlar yuvarlak bir alana hasar vurur onun dışında da Theodora var. Theodora'm var mı benim? Hatırladığım kadarıyla Theodora da etrafa vuruyor. Fakat hani etrafa vuruyor diye açmak zorunda mısınız? Hayır. Ben Herak Heraklius'u açmışım. 2 vermişim hatta. 2 yapmışım. Hani alana vurduğu için belki kullanırım. Ha bu arada şöyle de bir şey var. Bazı kişiler bir değil 2 kıta, 3 kıta, 4 kıta bilmiyorum nasıl buluyorlar. Hani ya da direkt olarak amaçları o mu oluyor ama. 4 kıtayı da aynı anda çeviriyorlar. Nasıl başarıyorlar? Vallahi helal olsun. Tebrik etmek lazım. 2 kıta denedim biraz zor. Yapılır, yapılmayacak bir şey değil ama garantisi arkadaşlar bu işin hiç incine cincine girmeyin. Bir tane kıta yapın. Kafanız sağlam olsun. Kafanız rahat olsun. Yani dediğim gibi alana vuracak karakterler lazım. YSG'nin uzmanlığı evet alana vuruyor ama YSG'yi fullemeniz için bir sebebiniz yok. Free to play bir oyuncuysanız. Ha eskiden varmış ama eskidenmiş. Eskide, eskide kalmış. Biz önümüze bakalım diyelim. Evet, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, esen kalın, hoşça kalın. Bay bay.